sahipliği kabul edilmiyor. Bir diğer hüküm arz edeyim. Mesela İslami hükümlerden, emirlerden birisini yerine getirmiyor, inkar etmiyor ama yapmıyor. Mesela mevsimi münasebetiyle arz edeyim. Bütün dini kaynaklarda وَعْلَمْ اَنَّ الْحَجَّ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الْفَوْرِ nisap miktarı mala, sıhhate, sağlığa sahip olan bir Müslümana varlığı yerinde, sağlığı yerinde, serveti yerinde, sıhhati yerinde bir Müslümana Beytullah'ı ziyaret etmek, Mekke-i Mükerreme'de Mescid-i Haram'ı, Kâbetullah'ı ziyaret etmek nedir? Farz-ı ayındır. Sıhhati ve serveti kafi olan bir Müslümanın büluğa erdikten sonra geciktirmeden, hac farizasını geciktirmeden hacca gitmesi nedir? Farz-ı ayındır. Bizatihi farzdır ona. Farz-ı kifaya değil. Feyekrahu teahhiruhu tahrimen. O hac farizasını bilerek geciktirmek, her imkanı olduğu halde hacca gitmiyor bu adam. Yahu servetin var mı? Var. Sıhhatin var mı? Var. Niye gitmiyorsun? İndel İmam Ebu Hanife'te, İmamul Azam Ebu Hanife'ye göre kasten hacca gitmeyi geciktiren Müslüman harama yakın bir günah işliyor. Günah işliyor. Ve Ebu Yusuf'a göre de aynı günah işliyor. Ve indel İmam Malik ve Ahmed İbni Hanbel İmam-ı Malik, Maliki mezhebine göre de Ahmed İbni Hanbel, Hanbeli mezhebine göre de aynen haccı geciktirdiği için günaha giriyor. Ve ye'semü, asi oluyor. Muahhiruhu, haccı tehir eden hac farizası üzerine farz olduğu halde geciktiren, gitmeyen Müslüman Allah katında asi oluyor. Ve yefsuku, fasık oluyor. Ve türeddü şehadetuhu, İslam mahkemesi şahitliği kabul edilmiyor. Hükme bak. Kendisine hac farz olduğu halde haccı geciktiren, hacca gitmeyen bir Müslüman şer'i mahkemede şahitliği kabul değildir. Hadi bakalım. Çok tehlikeli bir hadise. Efendim ben hacca gideceğim ama hele şu kızımı gelin edeyim. Hele şu oğlumu evlendireyim. Sana kim söylüyor kızını gelin etmeden hacca gidemesin diye? Hacca gitmekle kızı gelin etmek arasında ne münasebet var? Bu ne şey var mı? Bakın tam aksine Kur'an hükmediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey mümin ve Müslümanlar. La tülhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Sizin malınız, mülkünüz, kızınız, oğlunuz sizi Allah'a ibadetten geri koymasın. Hangi Müslüman bu ayete göre kızımı gelin edeyim de ondan sonra hacca gideyim derse, oğlumu evlendireyim de ondan sonra hacca gideyim derse, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ böyle düşünen, böyle yapan Müslüman bilsin ki cehennemliktir. Hüküm açık. Yani haccın farz olması için kızını gelin etmek şartı var mı? Var mı kitaplarda? Haccın farz olması için şartlardan birisi de oğlunu gelin etmesidir diye bir şey var mı kitaplarda? Nereden çıkıyor bunlar? Fasık oluyoruz. Şer'i mahkemede şahitliğimiz kabul edilmiyor işte bu yüzden. Cehalet işliyoruz. Bilmiyoruz. Hanefi mezhebine göre hükümler böyledir.